İzleyen herkese merhabalar. Let It Die'dan ben Suat. 8. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde oyunun son büyük bölüm canavarı olan, hikayenin son bölüm canavarı olan Taro Gunkanyama ile yüzleşeceğiz. Kendisi 40. katta oturuyor. Ondan sonra da oyunun son sinematiği, kreditsi falan geliyor. Şimdi onun için kendi hesabımdaki bütün karakterler 6 yıldızlıydı. Onunla normalde ilk başta 5 yıldızlı bir karakterle yüzleşiyoruz. O sebepten sırf sizin için, sırf bu videoyu çekebilmek için 6 yıldızlı karakterlerimden birini öldürüp yerine 5 yıldızlı aldım. Onu level atlattım. Böyle bir ortalama gereken istatistiklerini yükseltecek kadar level atlattım. Ondan sonra videoya başladık. Şimdi ondan önce, yani bölüm canavarına geçmeden önce bazı tavsiyelerim olacak. Taro Gunkanyama ile yüzleşmek istiyorsanız öncelikle ya bir yıldızdan 3 yıldıza çıkarttığınız ya da 2 yıldızdan 4 yıldıza çıkarttığınız bir zırh takımınız olsun. En az bir artı 2 olsunlar. Bendekiler artı 4. Ama yani bunlar 1 yıldızdan 3 yıldıza çıkmış şeyler. Bir şey 2 yıldız seviyesi atlayınca genellikle gücü çok yükseliyor. Tabi her zaman öyle olmuyor ama genellikle öyle oluyor. O sebepten tavsiyem bu. Öncelikle zırhınız iyi olsun. Sonra da silahınız en az 1 yıldızdan 4 yıldıza çıkarttığınız veya işte 2 yıldızdan 5 yıldıza çıkarttığınız, daha doğrusu şöyle söylemek daha mantıklı olur, son yıldız seviyesine çıkarttığınız bir silahınız olsun. Rahat yenmek istiyorsanız eğer. Bu çekiçle kazmayı tavsiye ederim. İkisi de çok ender bulunan malzemeler istemeden son yıldız seviyelerine geçebilen silahlar. Ve güçleri de oldukça yerinde. Bununla beraber bir tane 30. katın üstünden bulunabilen bir Guard Shroom adındaki bu mantardan olsun. Onun pişmiş hali sizi 40 saniyeliğine dokunulmaz yapar. Bu dövüşte bu çok önemli bir etkiye sahip, önemli bir rol oynayacak. Onun yanı sıra akreplerin içinden çıkan şu güçlendirme mantarları savunmayı biraz düşürüyor ama gücü fazlaca arttırdığı için bunlardan da yanınıza birkaç tane almayı ihmal etmeyin. Özellikle de kırmızı akrep değil, normal akrepten çıkan daha güçlü etkiye sahip. Ondan bulabiliyorsanız ondan alın. Evet, ondan sonra da şeye geçelim. Bize şey lazım şimdi. Fare lazım. Farenin içinden çıkan mantar, daha önce de bahsettiysem eğer, bahsetmediysem de şimdi söyleyeyim, öfke puanını arttırıyor. O dövüşe girmeden önce öfke puanınız da tamamen dolu olsun. O da gerekiyor çünkü. Dövüşün çok kritik noktaları var. O kritik noktaları atlatmayı başarırsanız eğer zorlanmadan yenebilirsiniz. Bu dediğim hazırlıkları tamamlarsanız. Eğer acele ederseniz, erken girerseniz, böyle bir şeylerinizi daha tam geliştirmeden girerseniz hüsrana uğramanız çok yüksek olasılık. Çünkü bu bölüm canavarı diğer üçüne oranla çok daha zor. Çok kritik noktaları var. Gerçekten ciddi bir hazırlık gerektiriyor. O hazırlığı tam yapmazsanız eğer çok yüksek ihtimal ölürsünüz yani. Başaramazsınız. Ha, bu arada bu böcekten gördüğüm de iyi oldu. Ama korundu. Şöyle bir açılsın. Ha, şimdi oldu. Şöyle. Bu böceklerin içinden çıkan şeyler, mantarlar pişirildiğinde ölümcül hasar almanız durumunda, tabi yiyorsunuz bunu aynı zamanda, ölümcül hasar almanız durumunda canınızın %50'sini yenileyip hayatınızı kurtaran mantarlardır. Bundan da bahsetmişimdir. Neyse, yine söyleyeyim. Böyle kritik dövüşlerde bu mantarlar çok gerekli oluyor. Hayatınızı kurtarabiliyor. Zaten adı da hayat mantarı. Nihayet bir tane fare bulabildim. Şunu vuramadım. Heh. Tamam. Öfke puanımız full olmasa da yine bir bunu pişirince 3 olacak. Ha yok. Doğru. Dövmelerimden bahsetmedim. Şimdi kurt dövmesi takıyorum. O sebepten öfke puanı 4.5 olacak.
Bu da bize fazla fazla yeter ya. Kurt dövmesi öfke puanı kazanımını %50 arttırıyor. Hazır ondan bahsetmişken diğerlerinden de bahsedeyim. Bunlar kolayca elde edebileceğiniz tarzda dövmeler. Samuray dövmesi. İki bronz yetenek mantarıyla alabilirsiniz bunu. Kesici silahların gücünü %10 arttırıyor. Slugger dövmesi, işte bu şey neydi o? Amerikan futbol mu? Yok şey. Beyzbol. Beyzbol oyuncusunun resmi var üstünde. Her neyse. Bu da ezici silahların gücünü %10 arttırıyor. Bir tane Master Builder, usta inşaatçı dövmemiz var. Bu da şey DOD zırhlarının ve silahlarının gücünü %7 arttırıyor. Bunu da 4 bronz yetenek mantarını elde edebilirsiniz. Şunu da 2 bronz yetenek mantarına. Sonra kurt dövmesi var. Bunu satın alabilirsiniz. 5500 altın mıydı? 6000 altın mıydı? Neydi? Oyunun başlarında bile satın alabileceğiniz gayet kolay elde edilebilen bir mantar. Şey aman dövme karıştırıyorum. Neyse. Bir de gümüş kalp dövmemiz var. Bu da staminayı %50 arttırıyor. Bu da daha zor yorulmamızı sağlayacak. Bunu da belli bir seviyeyi geçtikten sonra satın alabiliyor oluyorsunuz. Yetenek mantarıyla alınmıyor. Şu üçü yetenek mantarıyla, şu üçü de şu ikisi de satın alınıyor. Tamam. Şimdi dövüşe geçebiliriz. Sinematik falan da, son sinematiği falan da çekeceğim. Umarım video çok uzamaz. Hazırlıklarımız tamam. Şimdi 40. kata Futagi'ye çıkıyoruz. Yalnız bendeki bu dövmelerin hepsi premium dövme. Ama bu bahsettiğim elde etme yolları premium olmayanları elde etme yolları. Premium olanların elde edilmesinin tek bir şekli var. Tek bir yolu var. O da rastgele premium dövme alma yoluyla elde ediliyor. O da eğer parayla yaparsanız her türlü şey çıkabiliyor. En dandik şey de, en güzel şeyler de çıkabiliyor. 50.000 altına. Ama eğer ben death metal harcayayım, daha iyisini alayım diyorsanız o zaman da en az 3 yıldızlık dövme çıkıyor. Daha da iyisi 4 yıldızlık ve 5 yıldızlık dövmeler de var. Şimdi bütün hazırlıklarımız tamam. Önce girmeden önce şu guard room'u yiyeceğiz. Bu bizi 40 saniyeliğine dokunulmaz yapacak. Şu mantarları da yiyeceğiz. Bu da oyunun baştaki gücümüzü arttıracak. Şimdi gireceğiz. Buraya kadar nasıl geldiğin hakkında bir fikrim yok. Ama gerçekten profesyonel bir oyuncu musun acaba? Son meydan okumaya geldin. Ama burada bütün eşyalarını bana teslim etmeden ilerleyemezsin. Evet, bu dövüşün en kritik noktası da bu. Önce eşyalarımızın hepsini ölüm amcaya teslim ediyoruz. İlk birkaç dövüşü bu şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Böyle tamamen silahsız ve zırhsız bir halde sumo güreşçisi donu giyerek dövüşe başlıyoruz. İlk kısım çok zor değil. Öncelikle gene bizim gibi silahsız, zırhsız sumo güreşçisi donu giyen bir insanla kapışıyoruz. Ama ondan sonraki kısım bu bölüm canavarının en kritik kısmı. Sizin silahın, yani teslim etmeden önce, ölüm amcaya teslim etmeden önce sizin silahınızı kullanan bir insan geliyor karşınıza. Onu da zırhsız, silahsız bir şekilde alt etmeniz gerekiyor. O zaman ondan silahınızı alıyorsunuz. Sonra ikincide de, üçüncüde de sizin zırhınızı giyen adam geliyor. Ama o kolay. Silahınızı aldıktan sonra onu halledersiniz. İşte Taro Gunkanyan. Sen bayağı iyi bir sumo güreşçisin buraya kadar gelebildiğine göre. Tüm dövüşçülerimiz burada. Maçın ilk gününden beri burada bekliyorlar mı, öyle bir şey değil. Japonca konuşuyorum herhalde. Domo Doskoi'ye baktıydım sanki, neydi o şeydi herhalde. Saygı ifadesi gibi bir şeydi ya, neyse. Hop, hareketleri kesti.
Adam sanki sumo güreşçisi. O kiloyla. Bu ölüme dek uzanan bir savaş. Kazanan her şeyi alır. Evet, hadi dövüş başlasın. Hajime. Hajime de böyle değişik bir şeydi. Utanç mı böyle bir şeydi? Burası kolay. Zaten zırhsız, silahsız sizin gibi. Bunu yenersiniz. Esas zorluk burada başlıyor. Bizim teslim etmeden önceki silahımız çekiçti. Yanlış hatırlamıyorsam elimde çekiç olan bir adam diyeceğim. Şimdi bunu ölmeden yenmem lazım benim. Şunu hemen şöyle... Onun tepesine bir şeyler düşecek. İşte bu. Tamam. Şimdi silahımızı geri alalım. Bu çemberin içinde kalmanız lazım. Yoksa... Ben nereye vuruyorum ya? Tamam, zırhımızı da giydiğimize göre bir tane de Cohen'le yüzleşiyoruz. Ama bu basit, çok zor değil. Dediğim gibi en kritik kısmı geçtik. Orayı da garantiye almak için ölümsüzlük kullanmıştım. O ölümsüzlüğün de etkisi çok kritikti. Ha, bayağı az kalmıştı. Yani benim silahımı kullanan adamı, buradan da eşyalarınızı geri alıyorsunuz. Benim silahımı kullanan tipi biraz daha halledemeseydim ölümsüzlüğün süresi geçecekti. Bir tane vursaydı göçertirdi o zaman. Ama neyse, o kısmı geçtik. Kritik kısmı oraydı dediğim gibi. Orayı geçerseniz bunu yenersiniz ya, çok zorlanmazsınız. Daha önce de bunun en büyük kafa olduğundan bahsetmiştim herhalde. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir kafa. Bu da kendini geliştirilmiş bir U10 vücuduna taktı. Böyle kaskı falan da geliştirilmiş falan bir vaziyette. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam zarar veriyor. Ama o da sağlam zarar veriyor. İşte burada. Bunun önemli noktası bu. Şu zımbırtıya hedef almanız lazım. Kuyruğunun ucuna. You must be quite the sumo wrestler to made it this far. Bunun kuyruğunun ucuna hedef almalısınız. Bad fight. Yere bu saçıyor. Şimdi buna bir öfke hareketi kullanalım. Bad fighter. This is a fight to the death. Şimdi böyle bir kayma hareketi var. Şansıma da hiç isabet ettiremedim. Novo Doskoy. Warrior. You must be quite the sumo wrestler to made it this far. Ayağıma buz değdi ya. Your mother sleep with pigs. You look delicious. Şu aslında bayağı zarar veriyor ama onu da iyi ki hesap geçiremedim. Hay senin. You look delicious. No more dog meat. Ne döndü ya? Abi bunu yenmem lazım. Human sushi. Neyse, o bir kere zarar verdikten sonra daha da veremiyor zaten. Neyse ki şey yenilendi. Hayatımı kurtardı.
Ay senin gibi ya. Yan artık, ha? Takıldım ya. İşte bu. Üstelik akrepten çıkan mantarı da yemedim. Oo. Gördüğünüz gibi içlerindeki en zoru bu. Bayağı zorlandım yani ben de. Hiç can doldurma eşyası almamıştım yanıma ama. Neyse halledebildik sonuçta. Oyunun son sinematiğini görmeye hak kazandık. Şimdi bu kafaya şu küçücük vücudumuzla şöyle bir tekme atalım. Uçsun ve yere çarpsın. İşte bu. Bunu da yenmeyi başarırsanız eğer oyunun hikayesini bitirirsiniz demektir. Yani bitirdiniz demektir daha doğrusu. Son sözler. Senin ruhun ve vücudun yokuzuna gibi bir şey dedi. O da şeydi herhalde. Anlamına baktıydım ben onun. Bunların büyük ünlü sumo güreşçisi miydi neydi? Aynen büyük ünlü sumo güreşçisi gibi bir anlamı vardı o yokuzuna'nın. En sonunda da arigato gibi bir şey dedi. O da Japonca teşekkürler demek. Kırmızı milk metali. Bunu da silah ve zırh geliştirirken kullanıyoruz. Şimdi hiçbir silah seçeneğinde kalmasın. Son sinematikte böyle ellerimiz boş gözüksün. Ve son fotoğraf çekimi. Let me snap a photo to commemorate your fourth large stamp. Gördüğünüz gibi Taro Kunkanyama'nın kafası. Tipi de kaymış. Hayır, bu olamaz. Benimle dalga geçiyor olmasın. Sen bu kadar uzağa nasıl gelebildin kanka? Ah lanet olsun. Evet, ölüm amcanın şaşkınlığını gördünüz. Bu kadar yükseğe çıktıktan sonra o bile gözlerine inanamıyor yani. Burası boş bir yer, çıkmaz bir yer, çıkmaz sokak. Yani burası zaten oyunun son sinematiğinin gözükeceği yer yani. Başka bir anlamı yok buranın. Buradan devam edilmiyor. İşte kredise de geldik. You are now approaching the top of the tower. Thank you for participating in this event to reach the top of the Tower of Barbs, sponsored by. Gördüğünüz gibi kulenin tepesine çıkmaya yaklaştığımızı söylüyorlar. Oyunun yapımcıları galiba bu Yotsuyama Group onlara teşekkür ediyor falan. This tower was actually modified by the Yotsuyama Group after it was formed during the Earth Rage. Bu arada yanlara falan da bakabiliyoruz. Şöyle ölüm amcanın değişik pozlarda görünümleri var. Bölüm canavarlarının resimleri görünüyor. Ama özellikle şuradaki resim benim çok dikkatimi çekmişti. Şuradaki ölüm amcanın gözlüksüz resmi. Onun fotoğrafını bile almıştım. But of course not the moon as it is normally known. Ölüm amca tabi genellikle bize çok matrak bir karakter gibi gelse de yani öyle olmasına öyle ama hani bir yandan düşününce de yani Azrail yani ölüm meleğinin ta kendisi ölümün vücut bulmuş hali. Yani korkunçluk tarafı da yok değil yani. Mesela şu resme bir dikkatlice bir bakın. Harbiden hafiften bir korkutucu geliyor yani yüzü. Öyle değişik renkli gözlükler takmış hali gibi değil. Burada hiçbir gözlük takmıyor. Ve bayağı
değişik duruyor. Were created by Uncle Death in order to guide you and others to the top of this tower. I hope that you can accept your fate. Şimdi aynı. Daha da yaklaştık. Gördüğünüz gibi bayağı fena duruyor yani gözlük. Gözlüksüz olunca. Genellikle gözlük takıyor ama. Thank you for your hard work and support on this long journey. Tüm bu zor yol için bize teşekkür ettiler. Ve şimdi son sinematiğin gelme zamanı. Kulenin tepesi. Burada ölüm amca tavırlarıyla beni biraz korkutmuştu. Bütün hikayeyi bildiğini biliyorum. Duyduğun her şey doğru. Benim amacım tüm insanlığı yok etmek. Neden? Çünkü ben ölümüm. Ölüm başka ne yapar? Benim işim insanların cenazelerini kaldırmak. İnsanlar dünyaya hiçbir katkı sağlamamalarına rağmen onu yok ediyorlar. Dünyayı kontrol etmeye çalışıyorlar ve birbirleriyle savaşmaya ve öldürmeye devam ediyorlar. Şimdi cehennemden gelen büyük cezanın zamanı geldi. Hoppa. İşte bu. Oyun bitti. Keyif aldın mı senpai? Herkes şok. Seyirci şok. Bizde eşe düenla bakışı. Ama... kandırdı. Bu başka zamanda gerçekleştirilebilecek bir plan. Şimdi bunu boş verin. Evet. Dünya ayla çarpışmayacak arkadaşlar. Ölüm amca fake attı. Ve bize ilanı aşk etti. Şuna baksana, buralara kadar tırmandın. Sen bir numaralı savaşçısın falan gibisinden bir şeyler söylüyor. I really just want to see more. Your amazing performance. Senin muhteşem performansını görmek için sabırsızlanıyorum falan dedi herhalde. İşte burada ben tekrar bir hasır oldum. O ne la? Şimdi bununla savaşacağız mı yani? Dedim. Ölüm amca da şunları dedi. Son bölüm canavarı savaşı başlasın. Hop. Aa. Ama gene kandırdı. Son bölüm canavarı diyerek bize bir daha bir fake atıyor. Bizi korkutuyor. Ben ilk gördüğümde korktuydum şahsen. Ama sonra kendisi ona tek atıp gene fake attığını gösteriyor yani. Nasıl olsa ölüm amca. Ölüm, Azrail. Hop dedim mi öldürür yani. İşte burada da bize gösterdiği o zımbırtı da kuleyi daha da uzatan bir zımbırtı. Böylece kuleye tırmanmaya devam edebiliyoruz. Hop bizi de kuleden aşağı attı. Sonra kendi de atladı. Ve sinematik burada son buldu. Bitti mi? Ama hayır, daha bitmedi. Şimdi ölüm amca internet kafeye geçti. Öyle takılıyor. Ayrıca
Oyunu bitirdiğimizden dolayı da internet kafede bir kutlama havası var. Şimdi şu gördüğünüz maket kulenin şeyi, simülasyonu gibi bir şey böyle. Onun üstüne bir ek daha koydu. Böylece kuleyi uzatmış oluyor. Üstüne de üstünde Let It Die yazan bir sıvı döküyor. İçinde de bir böcek var. Çok anlamlı gelmemiş olabilir ama daha önce dikkat ettiyseniz eğer o böcek yüklenme ekranında falan da gözüküyor hatta. Oyunun görüntüsünü yükleyen o böcek benim anladığım kadarıyla. Şimdi böylece kuleyi uzatmış oldu. Evet ve oynamaya daha da devam edebilirsiniz anlamına geliyor. Evet, herkese izlediği için teşekkür etmek istiyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Let It Die adlı oyunumuzun hikayesinin sonuna geldik. Hikayesinin son sinematiğinde geçtiğimize göre yüklenme ekranına dönebiliriz. Şimdi merkeze geri döndük. Videoyu bitirmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki kanala abone olduysanız, böyle bir hata yaptıysanız, abonelikten hemen çıkın. Aboneliğinizi iptal edin. Abone falan olmayın. Eğer beğenmek gibi bir hata da yaptıysanız beğenmekten de vazgeçin. Videoyu beğenme butonuna tıklayın. Ve sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.